Motivasyon. Motivasyon konuşması. Motivasyonum yok. Bana motivasyon lazım. Her gün kullandığımız bir şey. Motivasyonun ne olduğunu da pek bilmiyormuşum. Ben ömrümün bir yerlerinde bunu fark ettim ve biraz üzerine düştüğüm zaman gerçekten motivasyonum arttı. Sizlerle biraz motivasyon kelimesi üzerine konuşalım istedim. Efendim, motivasyon aslında İngilizce, yani Batı dilleri kaynaklı bir terim ve anlam itibariyle bir hedefe doğru giderken zorluklardan ve engellerden yılmadan ilerlemeye devam edebilme gücü anlamına gelen bir terim. Şimdi bu terim bize içinde bir şeyler söylüyor. Bir hedefimiz olmalı bir kere motivasyon için. O hedefe gitme konusunda bir arzu hissetmeliyiz. Fakat bu arzu yeterince kuvvetli olmalı ki yolda giderken bir sürü engellerle, bir sürü sorunla, kendi tembelliğimizle, zaman uygunsuzluklarıyla vesaire birçok şeyle karşılaşacağız. Ama neticede biz yılmadan bir şekilde o hedefe devam etmek isteyeceğiz. Yani o yolculuktan vazgeçmemeyi tercih edeceğiz. Motivasyon aslında böyle bir şey. Şimdi benim yakın zamanda özellikle medyada bu konularda konuşmaya başlamamla, yani bu konuları insanların gündemine girmeye başlamasıyla da beraber özellikle etrafımızdaki genç arkadaşlarda ilginç geri dönüşler görüyorum. Mesela işte hocam sizi dinledim ya da hocam şöyle bir kitap okudum. Bir böyle bir coştum. Yani ben bu konuda bir şeyler yapacağım. İşte mesela bize geliyorlar arada bir, diyelim benim okuldaki ofisime ya da açık beyle. Hocam diyorlar, biz bir şey yapmak istiyoruz. Feci gazlıyız. Tamam diyorum, ne yapalım falan. Diyorlar ki ne olsa yaparız. Nasıl yani diyorum, işte yapalım yani, bir şey diyeyim, bir şey yapalım diyorum. Bizde bir dağıtacak iş yok yani, neticede siz hani bir şey yapmak istiyorsunuz, buyurun size alan açalım elden geldiğince falan. Ve arkadaşlarımız genellikle yani ne olsa yaparız modundan ben şunu yapmak istiyorum moduna bir türlü geçemiyorlar. Zira içimizde hissettiğimiz o gaz bir hedefe matuf olmadığı için, bir hedefe yönelmediği için kendi içimizde patlıyor ve şöyle sonuçları oluyor. Mesela bu tip insanlarla birlikte çalışmaya başladığınızda ilk buluşmalarınız, toplantılarınız büyük efendim vaatlerle, büyük heyecanlarla geçiyor. Ama bir süre sonra işte kız arkadaşım ishal oldu, babam askere gitti, bilmem ne oldu. Bahaneler biraz saçma oldu, farkındayım, ama bu tip bahaneler ve daha saçma bahanelerle bir şekilde arkadaşlar yavaş yavaş aramızdan ayrılıyor, o yolculuktan düşmeye başlıyorlar. Neden böyle oluyor? Çünkü sadece bir heyecan var ve bu heyecan belli bir yere kadar bizi götürdükten sonra bizi bırakıyor. Çünkü heyecanımız kaçıyor motivasyona dönüşmediği sürece. Şimdi zihnimizin işleyiş prensibinde kabaca şöyle bir katmanlanma olduğunu zannediyorum. Bunu birçok farklı alanda, psikolojide, kadim literatürde ya da bugünün sinir bilimindeki değişik konuları birleştirerek biraz çıkarttım. O da şu ki ilgi, heyecan ve motivasyon. Üç katlı bir yapımız var bizim. Şimdi her şey ilgimizi çekebilir. Zaten bugün medeniyet ilgimizi çekmek üzerine kurulu. Yani birisi şurada çıplak koştuğu zaman hepimizin ilgisini çekiyor ve onunla bayağı bir ilgileniyoruz. Ama nereye kadar? İşte 2-3 arkadaş sohbetinde ya geçen gün de şuradan çıplak biri koşuyordu muhabbeti yapacak kadar. Ve ondan sonra hayatımızda iz bırakmadan kayboluyor gidiyor. Her gün ilgimizi çeken binlerce, milyonlarca uyaran aslında zihnimizde doğru dürüst yer tutmuyor. Hayatımıza da çok büyük bir etki yapmıyor. En azından bizim hedefimiz açısından. Ama bazen bazı konular bizi heyecanlandırıyor. Böyle bir yerimizden kaldırıyor. Bir harekete geçesimiz geliyor. Bir şeyler oluyor. Harekete geçiyoruz ama sadece heyecan olduğunda bunun da menzili kısa. İşte biraz önce anlattığım gibi her şeyi yapabilirmişiz gibi geliyor ama ortada net bir hedef, kendini tanımayla ilgili yeterli donanım, ben ne yapabilirim bilgisinin yeterli ödev yapılmışlığı olmadığı zaman bir yere gitmiyor o heyecan. Bir süre sonra heyecanla saçılan enerji kişinin enerjisinin düşmesine ve tekrar hareketsiz kalmasına sebep oluyor. Ama motivasyon heyecanı da ilgiyi de içeriyor. Yani alt basamaklardan geçiyor. Önce ilgileniyorsunuz bir konuya, sonra ona dair heyecanlanıyorsunuz ve sonra ya ben bunu yaparım arkadaş, yani buna giden yolu biliyorum ben diye yola çıktığınız anda motivasyon başlıyor. Peki heyecan nasıl motivasyona dönüşür? Ya da ilgiden heyecana, heyecandan motivasyona nasıl geçilir? Gayet basit bir nedeni var. Tek bir soru. Ben bunu neden yapayım? Neden sorusu motivasyonun kaynağıdır. Şimdi insan nedensiz hareket edebilen bir canlı değil. Biz hayatımızda bir şey yaptığımız zaman illaki bir nedenimiz var. Ama gariptir ki
Çoğu zaman hayatımızda vaktimizin çoğunu alan meşgalelerimizi neden yaptığımızı bilmeyiz. Mesela bir işte çalışırız. Neden çalışıyorsun? İşte para kazanmak için. Ya başka para kazanacağın yer değil. Yani işte falan. Demek ki para kazanmak oraya sadece yapıştırdığımız bir neden. Aslında temel nedenimiz şu. Başka bir şey aramaya erindim. Elime bu geldi. Bir şekilde buradan takılıyorum. Gerçek nedenim bu. Yani bir şekilde maruz kalıyorum ben o hayata. Bunu fark ettiğimiz zaman ben neden bunu yapıyorum sorusunu sormaya başladığımızda hayatımızın değişmesi tesadüf değil. Zira neden bizim motivasyonumuzu belirleyen şeydir. Eğer yeterince güçlü bir nedenimiz varsa önümüzdeki engeller artık bizim için basamak haline gelmeye başlıyor biliyorsunuz. Ve çok büyük işler yapan insanlar çok büyük güçlerle ya da doğuştan getirdikleri tanrısal kudretlerle bu işi yapmıyorlar. Sadece inatla kuvvetli bir nedene sarılıyorlar ve o nedenin peşinde işte belki de bütün ömürlerini harcayabiliyorlar. Çok güzel bir söz var, kim söylemiş bilmiyorum ama siz nedenleri halledince hayat nasılları halleder diye. Hakikaten çok severim bu sözü. Nedenler bizim motivasyonumuzun temelini oluşturduğu için hayat bize nasılları çözmek üzere sağlam bir motivasyon nasip eder. Bu arada motivasyon kelimesi devamlı böyle yapmayı, etmeyi, işte çabalamayı gösteriyor ya. Bizim dilimizde kullandığımız bazı kelimeler var. Biz pek öyle görmesek de, öyle kullanmasak da aslında motivasyonla doğrudan alakalı. Mesela kabullenmek kelimesi. Kabullenmek bizde böyle teslim olmak, işte savaşmayı bırakmak falan gibi anlaşılıyor. Halbuki kabul etmek, kabullenmek, şartların bize getirdiği durumları gerçekçi bir şekilde değerlendirip anlamak ve yolumuza ona göre devam etmek anlamına geliyor. Zira kabul ve kararlılık bugün psikolojide bir terapi ekolünün adı. Tıkanan insanların zihinsel olarak yönlerini açmakta kullandığımız bir yaklaşım. Önce durumu kabul et, sonra kararlılıkla adım at. Yani motivasyonunu tekrar yerine koy ve tekrar ilerlemeye devam et. Bir başka kayıp kelimemiz, sıklıkla bahsederim bundan, sabır kelimesi. Otur bekle, fırtına geçinceye kadar kafanı dışarı çıkarma anlamında kullandığımız, maalesef anlamına suikast yapmak zorunda kaldığımız bir kelime. Halbuki sabır kelimesi köken itibariyle elinden geleni koşullara rağmen yapmaya devam etmek, sabırla çalışmaya ve gayret etmeye devam etmek anlamına geliyor ki motivasyonun en güzel tanımlarından bir tanesi. Sabır kelimesinin anlamını geri kazandırabildiğimizde motivasyonumuzun da tekrar hani zirvelere çıkacağını öngörmek için çok da kahin olmaya gerek yok. Birçok kelimemizin anlamını kaybettiğimizde sadece o kelimeleri değil, o kelimelerin bize taşıdığı yetenekleri de maalesef kaybedebiliyoruz. Sabır, motivasyon, gayret işte böyle kavramlardan. Dolayısıyla biz gayretle, sabırla hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edebiliyorsak motivasyonumuz yerinde demektir. Motivasyon yerinde değilse sormamız gereken soru neden? Neden acaba ben bunu yapamıyorum? Yoksa başka bir şey mi yapmam lazım acaba? Neden sorusunu daha sonra detaylıca sizlerle biraz daha konuşacağız.